Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarını hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki prizmada yüzey hareket testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda ayrı uzunlukları verilmiş. A köşesinden B köşesine şekilde gösterildiği gibi yüzeyden giden en kısa yol soruluyor. Ne yapacağız? İlk yüzeyi sabit ikinci yüzeyi açacağız. Bak şimdi açılışa dikkat et. Hocam bu böyle ilk yüzey doğrultusunda açılıyor. Bu da böyle ilk yüzey doğrultusunda açılıyor. Yani şu dörtgen burası dört mü yapacak? Evet. E burası da 5. Bizden de şu uzunluk isteniyor zaten. E ne var burada? 5, 12, 13 üçgeni var. Yani cevap 13 çıkar böylelikle. Evet birinci soru 13 geldik 2'ye. Taban ayrı 3 santimetre olan ve yüksekliği de 9 santimetre olan kare dik prizma verilmiş. Böyle yüzeylerden gidiyor. Yüzeyleri tek tek açacaksın kardeşim. Sağdaki yüzeyi açsan böyle gelir. İlk yüzeye göre açıyoruz. Sonra arkadakini açsan böyle gelir. Sonra en soldakini açsam bunun yanında şöyle bir gelir mi? Gelir. İşte bizden şu isteniyor arkadaşım. Burası üçgen burası da 3 ya. Yani bunların hepsi 3 olmak zorunda. E burası da 9 zaten. Bizden şu uzunluk isteniyor. Yap Pisagor'unu. Burası 9. Burası 12. 9, 12, 15 üçgeninden 3, 4, 5'in 3 katından dolayı cevabı 15 olarak buluruz. Örnek 2'de. Örnek 3'e geldik. Bak bu yüzey. Sonra üst sonra arka yüzey. Ne yapıyoruz? İlk yüzey sabit. ikinci yüzeyi açıyoruz. Kat kat açacağız. İlk yüzeye göre. O zaman yukarı doğru açılış yapacağız. Yukarı doğru açılış yaptığında bunu açtım böyle. E hocam şu üçgen. Burası da 3. Burası da 3. Yani burası 3 oldu. Arkadaki yüzeyi açacağız şimdi. Arkadaki yüzeyde burası 6 ya. Üstüne koyacaksın yani. Yani şurası da ne olmak zorunda? Şöyle açacak olursan burası da 6 olmak zorunda. Yani burası da 6 oldu. E ee, buradan nereye gideceğim? Buraya gidecektim. Bu köşede buraya geldi ya. Hop şuradaki uzunluk isteniyor bizden. Hocam şu uzunluk zaten 8. Burası da 6. 6 6 12 bu 3 daha 15. Ve burada bir Pisagor yaparsam 8 15 17 üçgeninden cevap 17 çıkar bu soruda. Evet geldik bir sonraki soruya. Ayrı uzunlukları 4 5 8 olan dikdörtgenler prizma A köşesinden B köşesine prizma yüzünden giden en, en kısa yol nedir diye soruluyor. Arkadaşlar işte burada şöyle birkaç tane yol olacak. Şimdi o birkaç tane yol için bir kopyala yapıştır yaptım. Aşağıda yapacağım şimdi onu. Arkadaşlar ya da yukarı doğru yapalım. Ya bizim eleman nasıl gidebilir? Hocam şu şekilde gidebilir. Önden ve sağdan gidebilir. Bak. Ön sağ gitmesiyle sol arka gitmesi aynı şeydir arkadaşım. Yani bir sürü seçenek var onları inceleyeceğim ön sağa gitmesiyle birbirinin simetriği. Sol arka gitmesi aynı şey. Tamam. E o zaman ben ilk önce şunu inceliyorum. Yani ön sağa inceliyorum. Burada bunu inceliyorum. Tamam mı? Ön sağa inceliyorum. O da sol arkayla aynı olduğunu söyledik. E ne yapıyorum? Önden gidiyor bir de sağdan gidiyorsa hop bunu açıyorum böyle. 4 olur 5 olur 5 12 13. Hop şu uzunluk 13 olur. Peki başka nasıl olacak? Hocam başka durumları da şurada inceleyelim. En kısası isteniliyor bizden. Bak şimdi. Bu sefer de hocam şöyle gidebiliriz. Nasıl gidebiliriz? Hocam ön üstten gideriz. Ön üstten gitmesiyle alt alt arkadan gitmesi aynıdır. Alt arkadan gitmesi aynıdır. Ben bunu incelesem yeterli. Yukarı doğru açayım şunu. Şöyle yukarı doğru açtım. O zaman ön yüzeye göre üst yüzeye açayım. Kapağı, kapağı açar gibi açtım. Şöyle şöyle. Dörtgen dört. Burası da dört. Dört oldu. E burası da beş. Hop işte bizden bu uzunluk istiyor. Işte, Pisagor. 8 var 9 var. Yani kök içinde burası ne yapıyor? 64 artı 81 yapıyor. O da 141 mi yapıyor? Evet 145 yapıyor. 145 yapar. Burada uzunluk kök 145 yaptı. Hocam 13 buldum. 169 kök içinde. Kök 145 buldum. Kök 145. Kök 169'dan daha küçük. Şimdilik bu daha küçük. Bir durum daha var. O durumu da şurada inceleyelim. Burada da arkadaşlar ne kaldı? Bak ne hallettik? Ön şey, ön sağ hallettik ya da sol arkaya hallettik. Sonra ön üst hallettik ya da ne hallettik? Arka alt arkaya aldık. Alttan ve arkadan gitmesiyle aynı şey. Bir de alt sağ kaldı değil mi arkadaşım? Evet. Alt sağ kaldı. Alt sağ ile üst sol gitmesi aynıdır. Yani sol ve üstten gitmesiyle alt ve sağdan gitmesi aynı şeydir. Evet bunu inceleyelim. Başka da durum var mı? Yok. O zaman ilk yüzey böyle sabit kalsın. Bak ilk yüzeyimiz aslında şuradaki dikdörtgensel yüzey değil mi arkadaşım? Evet ilk yüzeyi göre açıyoruz zaten. Dikkat edin. Yani ilk yüzeyimiz şu. Şunu düzgünce bir yapayım. Şu ilk yüzeyimiz bu ya. Bak ilk yüzeyimiz bu. Buradan gidiyor. O zaman buna göre bu yüzeyi açacağım. Kapağı aşağı doğru indirmek değil midir? Evet kapağı aşağı doğru indirelim burada. Şöyle aşağı doğru indirecek olursam. Şu 5 buraya gelecek. Yani burası da 5. B noktası da buraya gelecek. İşte buradan buraya gidecek. Hocam 5 burası. Burası da 4 değil mi? Evet. Ve burada Pisagor bağıntısı. Şurası kaç? 13. 169 artı 16. Kök 169 artı 16. Zaten 13 geçiyor da. Olsun yazalım yine. Kök 185 yapıyor. Arkadaş burası kök 185 yaptı. Ben niye arayacağım? Kök 185. Kök 169 yani 13. Bir de kök 145 arayacağım. Bunlardan en küçüğü hangisi oluyor? İşte bu oluyor. Yani cevap bu yapar. Bunlardan en küçüğü 140, kök 145 olduğu için yani hangi durumda ön ve üstten gitmesi en az oluyor arkadaşlar burada. Ya genelde ÖSYM bununla ilgili soru sorsa açarak sorar. Yani verir. Nereden gittiğini verir. Ama bu sor, sorulmasa benim gibi yaparsınız. Ön üstten gitmeye bakın. Ön sağdan gitmeye bakın. Alt sağdan gitmeye bakın. Bu yeterli olacaktır. Tamam dostlar. Cevap da böylelikle kök 145 yaptı ve böylelikle bu testi bitiriyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde alan ve hacim değişmezliği testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.